Yürüyelim arkadaşlar. Bugün Türk gençliği bir araya geldiği vakit bir marş söylemek istese, daha başını duman almış marşıyla sesini yükseltir. Bu marş, bilhassa 1936 yılından sonra aramızda daha kapsamlı bir nitelik almıştır. O tarihte gazetelerde bu konu hakkında yazılar çıkmıştı. Ancak bu yazımda Atatürk'ün ne gibi bir ruh haleti içinde bu anısından söz ettiğini kaydetmek istiyorum. Bugün Türk gençliği bu marşı söylediği zaman yılların ardında kalan ve Mustafa Kemal Paşa'nın otomobilinin geçtiği Anadolu'nun dağ başlarını hatırlamalıdır. O günkü koşulların zorluğu ancak yaşayanlardan dinlemek ve tarihi okumakla elde edilebilir. Fakat 30 yılını dolduran Cumhuriyet Türkiye'si bu ağır koşulların ulusal duygu ve bilgi ile yenildiğini ve bugünlere erişebildiğini minnetle yad etmelidir. 1919 yılı Türklük için karanlık fakat ümitlerle doludur. Ondan sonraki çetin devrelerimiz ise düşmanın yurttan atılması ve Cumhuriyet devlet rejiminin kuruluşuyla barışa kavuşmamızdır. Bu devrede Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal düşmanlarıyla dost olmayı hedef edinmiştir ve bunda da başarılı olduğunu o yılların tarihinde okumak mümkündür. 1936 yılındayız. Yaz aylarında Atatürk İstanbul'dadır. Boğazlara dair antlaşma Montrö'de imzalanmıştı. Bununla İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda kayıtsız şartsız devlet egemenliğini kurmuştuk. O yıl İstanbul'da Balkan Antantı'nın bir gösterisi olarak Balkan uluslarının katılımıyla bir festival hazırlanmıştı. Bu maksatla Beylerbeyi Sarayı'nda toplanılmıştı. Atatürk ulusal giysileriyle oyunlar yapan Balkanlıları zevkle seyretti. Türkiye'nin birçok bölgelerinden bu festivale ulusal giysileriyle katılan gruplar gelmişti. Bunların çeşitli hareket ve melodilerle yaptıkları danslar seyredildi. Atatürk bunlardan özellikle Karadeniz kıyılarına özgü olan oyunları pek beğenmişti. Bundan esinlenerek 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını hatırladı. Dağ başını duman almış marşını Samsun'dan Ankara'ya kadar olan yolculuklarında nasıl söylediklerini orada bulunanlara anlattı. Anadolu'nun dağ başlarını, tekerleklerini çuvalla doldurduğumuz kırık dökük otomobillerle aşarken bu marşı söyletmeyi yanımda bulunanlara adet ettirmiştim diyordu. İşte Atatürk yabancıların da bulunduğu bu festival eğlentisinde, yurdun dört bir tarafından gelen gençlere 1919 yılının tarihini bu marşı söyleterek hatırlattı. Çünkü bağımsız bir yurt sahibi olarak Balkanlıları bu şekilde konuk edebilmek ancak o çetin günlerin ulusal zaferle sonuçlanmasıyla mümkün olabilmişti. Hissettiğim kadarıyla 1936 yılında bu sahneye tanık olduğu zaman Atatürk'ün yabancılar yanında 1919 anısını bu marşla söyleyerek canlandırmasında büyük anlamlar vardı. Afet İnan